Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Need for Speed Onimus videosu ile karşınızdayım. Ben Atan. Bu Need for Speed Onimus videosu sizlerle birlikte Mercedes AMG 45 S Matic Plus aracının Promi Grand etkinliğinin 7. ve final gününü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed Onimus videoların gelmesini istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve cebi benim rap bir yıkımıza zarar verirseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Onimus videosunda etkinliğin 5 ve 6. günlerini tanımlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kartlar kısmını şuraya bırakacağım. Haberiniz olsun. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen 7. final güne başlayalım. 663 bir ara bu arada etkinliği bitirebiliyoruz. Evet. Son gün şimdi trip atma vesaire falan diyor bu arada. İvi ve 642 PR'da bu arada ilk PR duvarımız. Şuradan hemen bir arabamızı yükseltelim. 4. yıldıza. Arabamız direkt olarak zaten 635 PR'a çıktı. Hani arabanın zaten performansını fazlasıyla beğeniyorum. Biliyorsunuz böyle daha da gelişmesi falan beni daha da fazla heyecanlandırıyor. 637 PR'a çıktık bile zaten. Ardından 639. 640. Bir tane daha turbo parçası bulursak bu arada turboyu direkt maviye çıkartabiliyoruz. Onun bilgisini şimdiden vereyim. Şimdi transmisyonu geliştireceğim. Buradan da zaten güzel bir imar falan da sağlayacağız. 642. 642 PR ile. Tekerleği geçiyoruz. Aynı zamanda bizde tekerlek kiti de olduğu için ekstra upgrade yapacağım zaten arabaya. Şuradan hemen yükseltmelerimizi yapalım. 643 PR şu anda. 644. 645 oldu. 645. Hatta 2 yeşil basmama rağmen hani yıldız atlamadı hemen. Evet, tekerleği geliştirdik ekstradan. Hatta üstü 2 parça olduğu için de iğmeyi yani tekerleği biraz daha geliştirmiş olduk. 2 tane daha beyaz tekerlek geldiği anda direkt olarak zaten tekerlekle işimiz bitmiş oluyor. En azından beyaz için söylüyorum bunu. Ama hala yeşile ihtiyacımız var. Şimdi bize gelecek ödüllere çok hızlı bakmam lazım. Yeşil turbo zaten bizde var. Yeşil tekerlek. Yeşil tekerlek 1. Onu hemen bir yazalım. Aklımıza bir yazalım abi. Transmisyona da zaten ihtiyacım olacak. Transmisyon bol bol geliyor. İkinci bu arada yeşil tekerlek. 11'de zaten transmisyon kiti. Önceki videolarda söylemiştim. Turbo yeşil. Ama daha fazla beyaz turbo gelmeyecek. 2 tane bize tekerlek parçası gelecek bu arada. Yeşil. Ama beyazdan hiçbir şekilde gelmiyor abi. Beyazdan hiçbir şekilde gelmiyor. O sebepten ötürü olarak da hemen tekerlek parçalarını çekiyorum abi şöyle. Çok seri bir şekilde. Zaten yeşilden de hani 2 tane gelecek. Şundan bir tane daha aldığım anda benim işim tamamen bitmiş olacak tekerlekte. Transmisyonda zaten ihtiyacımız olacak. O yüzden onu da alacağımı düşünüyorum. Evet, alacağım her şekilde bu arada. Zaten kit basacağız çünkü daha. Ekstra yükseltmeler yapacağız. Ve PR'ımızı 649'a getirdik bile. 14 PR sonra zaten etkinin bittiğini göz önünde bulunduracak olursak. Şu an mükemmel durumdayız. Evet, paranın içinden geçtik fakat karşında çok fazla şey aldık. Ve arabayı bayağı bir fazla yükselttik. İğmeyi uçurduk kelime tamamıyla. Bu araba var ya şimdi fişek gibi girecek. Fişek fişek. En iyi sokak arabası ya bir de. Farkını ortaya öyle bir koyacak ki. Aklımız şaşacak diye düşünüyorum. Hani her ne kadar buradaki arabalar falan C-Sport arabalar falan olsa da çok rahat bir şekilde yakalayabiliyor. Çünkü zaten iğmesi güçlü arabanın. En iyi sokak arabası olmasının da zaten artılarından bir tanesi o. Hani en düşük klasmandaki araba olduğu için iğmesi yüksek oluyor doğal olarak. İğmesi yüksek olduğu için de ne oluyor? Rakiplerimizi yakalayabiliyoruz öyle devasa farklar olmadığı sürece. Ki aramızda devasa fark var mı? Yok. Aksine bir de PR olarak da falan öndeyiz zaten. Bu sebepten de öte olarak da nitro bassalar bile biz ekstra hiçbir şey yapmadan rakiplerimizi yakalayabiliyoruz. Bu da bizim için aşırı büyük bir artı zaten. Evet, hemen şuradan ben bir nitroya bastım. Zaten arabanın gücünü görüyorsunuz. Direkt olarak ilk yarışı kazandık. Her ne kadar geride falan kalmış olsak da güzelce de bir drafting yaptık. Ve buradan 3800 para alarak açılışımızı yaptık, evet. Güzel bir başlangıç yaptığımızı zaten söylemiştim. Bakalım devamında neler olacak. Oyun bize zaten transmisyonlu nitro kitlerini vereceğini söylemiştim. Belki ku kiti de alırım basarım eğer ki para durumum falan iyi olursa. Ama yani daha hani motor kiti gelmediği için bir şey de diyemiyorum. Motor kiti gelmeden hiçbir şekilde eku kitini falan almam. Almam yani, niye alayım ki, manyak mıyım ben? Hani daha ekunun parçaları gelecek mi falan o bile belli değil ki. Hani ekuyu daha zor hesaplıyorum şu anda zaten. Çünkü benim kafamda hali hazırda transmisyonla tekerlek falan olduğu için. Hani doğal olarak kafam orada olduğu için EQ'yu hesaplayamıyorum hani.
Kaç parça gerekir? Ne kadar gerekir? Ne olur? Ne biter? O kadar umurumda değil ki şu anda. O yüzden aldığım parçalara odaklanıyorum direkt olarak. Olması gereken de o zaten. Eğer ki etkinlik içerisinde durumunuz iyiyse alternatifleri düşünebilirsiniz tabii ki de. Fakat eğer ki etkinliği kıt kanaat geçirebiliyorsanız, yani ekstra bir şey yapmaya çalışmayın bence. Hani kit bit falan gelir, en azından kit alacaksanız bile hani alın o parçayı, yani motor olur turbo olur hiç fark etmez. En azından nadirliğini yükseltin ama onun dışında bir şey yapmayın. Bu arada çok büyük bir kaza yaptık orada ya. Çok büyük bir kaza yaptık abi, o kadar da değil yani. Tamam araba güçlü ama o kadar da değil yani. Ama çok güzel para kasılıyor buradan. O yüzden çok da üzülmedim, yalan söyleyeyim. Neyse ben videoyu durdurayım. Yarışı kazandığımızda kaldığımız yerden tam gaz devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar, bu sefer yarışı kazandık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta tek down bile yaptım. 5K para geldi abi. Çok iyi para veriyor ya. Hani yarışı kaybettim ama yarışı kaybetmiş olmam bana bir şey kaybettirmedi desem yeri. Çünkü zaten zaman olarak çok iyi durumdayız. Genel olarak araba çok iyi durumda. Bir de üstüne üstlük yarış kaybettik ama buradan 4.5K para falan geldi yani. En ufak bir sıkıntı daha yok. Tekrar oynayabilir yarışı olsaydı tamam bir tık üzülebilirdim ama tekrar oynayabilir yarış da değil. Öyle olmasından ötürü olarak da yani yarışı kaybetmem aslında bir nevi iyi bir şey olmuş gibi oldu. Yani sadece fazladan bir tane daha yarış kazanmam gerekecek yani. Hiç önemli değil şu anda. Zamansal açıdan da çok iyi durumdayız çünkü. Araba zaten çok iyi durumda. Para olarak da hani iyice ne de para kasmış olduk. Yani her şekilde worth. Her şekilde worth. Hani bazen yarış kaybetmeniz sizin için o kadar kötü olmayabilir. Ha Volt Event olsaydı direkt olarak kötüydü zaten. Çünkü para kazanamıyoruz kaybettiğimiz yarışlardan. Ama özel etkinliğin bir olumlu tarafı da bu zaten. Ki zaten özel etkinliklerin çekilebilir ve aynı zamanda Volt Event'lerden çok daha avantajlı ve kolay olmasının en büyük sebebi zaten bu. Ama yarış kaybettiğim için de tabii ki de ben bir ufaktan tutuştum. O setten öte olarak ben bir arabayı geliştirmek istiyorum ekstradan. Özellikle de Eku'yu. 651 PR'deyiz şu anda. Son iki biletimiz. Bunlarda da yarışı kazanarak değerlendirelim de. Daha ben tekrar önemli yarışları falan yapacağım. Yani motor kitini bulmak istiyorum dediğim gibi. Motor kitini bulursam ben PR'a falan uçururum zaten iyicene. Ama hani bu saatten sonra etkinliği ben yine rahat bir şekilde tamamlarım zaten. Tekerlekten gelen PR'la falan ekstra yükseltmelerle zaten aracı daha da uçurduk. Üstüne bile transmisyon falan da basacağız. Zaten hız olarak yani hızlanma açısından mükemmel ötesi bir durumda olacağız. Yani yarış kaybetme ihtimalimiz normalden çok çok daha düşük şu anda. Ama o kaybettiğimiz yarış biraz istisnaydı. Çünkü bayağı hani duvara falan girdik. Onda da çok ucundan kaybettim yani. Hatta yani ekstra belki tekerlek geliştirmesini yapsaydım bence o yarışta kazanırdım. Çünkü o gelen o 67 oran etkiliyor. Gerçekten arabayı ciddi oranda etkiliyor. 67 az bir rakam değil ki abi. Oyunun en iyi arabalarının top speedleri 6-7 falan artıyorken 67 çok ciddi bir rakam yani. Evet drift yarışıyla devam ediyoruz bu arada. 1870 metre drift yapmamız gerekiyor. 48 saniye içerisinde. Yaparız her şekilde. Hele bir şu yarışı da kazanalım, ondan sonra yükseltmelerimizi falan bir yaparız. Hatta ben ufaktan aratma da yapmak istiyorum çünkü transmisyon kiti basacağız ya. Hani nitroya çok fazla takılmıyorum farkındaysanız. Ben nitroya önem veren bir insan olmadığım için. Hani önce azamayız, ondan sonra iğmeye ağırlık veriyorum. He olursa da nitro geliştirmesini hemen yaparız canım yapıyorum. Öyle oluyorsa oluyor işte. Ama yani nitroda da birazcık gerideyiz zaten. O yüzden çok da kafa yormak istemiyorum nitroya. Ama sonuçta onun da kiti geleceği için her şekilde yapmakta fayda var. Sonuçta o da PR veriyor. En kötü dönüşme parası olarak falan geri dönecek bize. Her şekilde kar sağlayacak yani. Aslında benim bu düşünce tarzım yanlış bir tarz. Benim gibi düşünmeyin kesinlikle. Her şeyi geliştirmeye çalışın. Ama önceliğiniz daima bir önceliğiniz olsun yani. Kendince bir oyun tarzınız olsun. Kendince bir stratejiniz olsun. Olduğu zaman en azından hiçbir şey yapamamaktansa bir şeyler yapma şansınız çok daha yüksek oluyor. Abi henüz olsun yani. Dediğim gibi benim düşünce tarzım yanlış. Ama en azından yaptığım şey işe yarıyor. Evet nitroyu bir geliştirelim bu arada. Bir tane yeşil parça ihtiyacım varmış sadece zaten. Sadece bir tane yeşil gerekiyor. Yani transmisyon yeşil her şekilde alacağım. Ya yani, eko kiti alsam alırım bu arada ama dediğim gibi. Motor kiti arıyorum. Kim turbo kiti geldi şansımıza. Motor değil. Şimdi benim transmisyondan ne kadar ihtiyacım olacak? Ona hemen bir bakmam lazım. Şimdi transmisyon işimiz bitti.
Ekstra parçamız var mı? Ekstra parçamız yok. Dörder tane gerekecek. Bir tane yeşil geliyor. Tamam mı? Bir tane yeşil geliyor. İkinci yeşil geliyor. Tekerlek de bu arada aynı şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü yeşil tamamdır. Yani bize bir tane yeşil transmisyon gerekiyor. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Aha da motor kiti geldi bu arada. Şansa bakın motor kiti geldi. Ay, turbo da var. Beyaz turbo da var. Yeşil tekerlek de var. Abo, acayip bir şey oldu şu anda gerçekten. Ve motoru geliştirmek için bu arada bir tane yeşil ihtiyacımız var sadece. Neyse ben şöyle yapacağım zaten. Hani videoyu şimdi sonlandıracağım. 12.500 paraya ulaşmam gerekiyor ki motor kitini alabileyim. Yani eğer mümkünse turbo parçasını da almaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. Ulan var ya çok kötü zamanda geldi ama ben o motor kitini kaçırmam kesinlikle. Neyse şu anda 653 PR'ımız var. Yani sadece 10 PR'a ihtiyacımız var. Ya etkinliği her şekilde bitireceğiz, o sıkıntı değil de. Üstüne kaç PR koyarak neler yaparak etkinliği bitireceğiz? Asıl sorumuz o. Videoyu sonlandırıyorum dediğim gibi kaldığımız yerden tam gaz. Biletler dolduktan sonra tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntı var abi. Ben motor kitini falan alamadım. Dalgınlama geldi. Oyunda değildim. O sebepten ötürü olarak da maalesef kit alamadım. Yapacak bir şey yok. Olacağı varmış diyerekten kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Ama muhtemelen yine motor kiti rastlarım diye düşünüyorum ya. Rastlayamazsam da canımız sağ olsun, ne yapalım. Ama yani yaşta çok andaki bir durumdu. Baya baya andaki bir durumdu. Başka bir oyuna daldım. Bir oynayayım falan dedim, bir baktım saat 4 çeyrek falan olmuş. Dedim aha nanayı yedik. Ne yapacak bir şey dedim gibi. Motor kiti kaçtı, turbo parçası kaçtı, o kaçtı, bu kaçtı. Dediğim gibi yapılabilecek bir şey yok. Yani tekrar gelmesini ummaktan başka çare yok şu anda. İnşallah gelir de. Yani bu sefer saçma sapan bir durumda denk gelmez de bu sefer alırım motor kiti diyerekten. Kalıp ziyaret tam gaz devam ediyoruz abi. Şöyle güzelce bir draft gibi size devam ederim büyük mertebe. Malum birazcık zor yapılıyor araba, biraz basınca malum. Şöyle ben biraz daha yavaşlayayım. Biraz daha yavaşla. Yani o benim o draft tip parasına ihtiyacım var abi. Benim o paraya ihtiyacım var. Kimse kusura bakmasın yani. Ve yarışı da rahat bir şekilde yine kazandık zaten. Gayet güzel. 3.900 yaklaşık olarak para geldi. İyi para kasıyoruz gayet. İyi para kasıyoruz. Parça olarak falan da zaten iyi durumdayız gayet. 6. yarışta hallettik. 7. yarıştan devam ediyoruz. Yani 6. yarışta kazansaymışım. Yani orada bir bilet kaybettik ya. Kaybetmesem turbo parçası kasabilirmişim. Ama önemli değil. Vaktimiz var zaten. Yani bayağı avantajlıyız şu anda zaten. Bir de akşam da canlı yayın yapacağım için oradan da hani ekstradan para falan kasacağım, parça falan kasacağım. Ekstradan güzel olacak yani. Belki şansıma motor kiti denk gelir. Belli mi olur? Orada biraz drift yapmamız lazım çünkü görev var. Göreve dikkat ederek oynamak lazım. Ama yarış uzun neyse ki. Yani göreve göre uzun yani. Onu demeye çalışıyorum. O yüzden rahatız gayet. Gördüğünüz üzere. Bir kez daha nitro basacağım mı abi sen? Bir kez daha nitro basarsan iyidir. Sanırım gerek kalmayacak. Ben biraz şöyle bir yavaşlayayım. Tamamdır, güzel. Biraz daha nitroya basacağım ve yarışı kazanacağız zaten. Tamamdır, güzel. Bu yarışta çok rahat bir şekilde kazanmış olduk. Güzel, gayet güzel. Yani bir de 1 kilometre neredeyse fazla daha drift yapmışım. Kolaydı o yüzden. 4.500 de para geldi. Çok iyi para. Hani gerçekten çok ama çok iyi miktarda para. Böyle bir yarış için. 8. yarıştan devam. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Bir de full yarışları kazanırsam zaten transmisyon kitini alacağım ya. Oradan yükseltmeleri falan da yapacağım bu sayede. Ay belim ağrıyor bu arada acayip derecede. Bayağı bir fazla belim ağrıyor şu anda. Neyse bir şey olmaz, devam ki. Yarış kısa bu arada zaten. O yüzden direkt olarak azami hızla çıkmaya özen göstereceğiz. Şu an araba 325 bandında mı gidiyor? Aynen 325 basıyor. İyi, azami hızı gerçekten iyi. Ki daha da artacak zaten. Daha da arttıracağız.
Yani zaten gayet hızlı gidiyor. Daha da arttıracağız bir de ekstra turbo parçalarıyla beraber. Gayet güzel abi. Çok bir para gelmedi. Çünkü kısa bir zamana karşı yarıştı. Ya yani uzun bir zamana karşı yarışlarsa kısa olmasını tercih ederim ya. Tekrar ömrü yarışlar iyi olduktan sonra hiç önemli değil benim için. Bu arada 63 saniye içerisinde 11 tane nitro şeridinden geçmemiz lazım. Tamamdır, güzel. Evet, çok kusura bakmayın, gerçekten çok özür dileyerek çok minik bir videoyu acilen bir durdurmak zorunda kalmıştım. Kaldığımız yerden tam gaz şimdi devam ediyoruz. Bu arada şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. Bayağı bir belim ağrıyordu, bayağı bir kötü oldum. Neyse, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada dediğim gibi 11 tane tur şeridinden geçmemiz gerekiyor. Şimdiden 3 tane yaptık bile. Zaten araba da güçlü olduğu için bayağı da bir hızlı gideceğimizden de şüphem yok. Şu an 4'ten 5'e çıktı. 6 tane daha gerekiyor bize şu anda. 6 oldu. Kaldı 5. Şu an gayet de güzel bir şekilde gidiyoruz. 7. Tamam, ben niye sürekli saymaya çalışıyorsam. Neyse. Daha 30 saniyemiz var. Yarışın 160'ını geçtik şu an. O yüzden rahatız. Gayet rahatız. Bir de keşke hani nitroyu sürdürebilsek ya. Ben böyle bir arabanın maksimum üstüne çıkabileceği hızı merak ettiğim için. Bu arada bir tane daha. Heh, tamamdır. Bir an var ya, başka nitro şeridi çıkmayacak diyordum, koptu da. Neyse ki çıkıyormuş. Neyse ki çıkıyormuş abi. Evet, bu yarışta rahat bir şekilde. Baya baya rahat bir şekilde kazanmış olduk. Ama dikkatli olması gereken bir yarış. Çünkü gördüğünüz gibi bir tane nitro şeridi kaçırdım sadece ve 13 tane vardı. Yani 3 tane kaçırdığınızdan da GG'siniz. O birazcık problem. Bu arada dükkan güncellenmiş. Nitro kiti falan var. Yok, işime yaramayacak. 10. yarıştan devam. Yeşil tekerlek parçası verecek hatta oyun bize. Gayet iyi, gayet iyi. Güzel. 1 kilometrede drift yapmamız gerekiyormuş bu arada. Bu yarış içerisinde. Evet, hadi bakalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Sanki böyle çok da zor bir şey isteniyormuş gibi. Ama bazen failleyebiliyoruz işte. Arkada drafting yapacağız falan diye. Rakiplerin yakından gireceğiz falan diye. Arada yapamadığımız oluyor. Böyle de yani az bilet kaybetmedim hatta ben. Eminim ki illaki bunu video içerisinde yapmışımdır. Ya o çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Ama abi çok fazla yavaşlıyoruz ya. O ne abi ya? O ne oğlum? Hemen benim birazcık draftik yapmam lazım ki nitro alayım biraz. Abi yarış gitmesin ama ya. Bu yarış çok önemli ya. Ya kaybetmemem gerekiyordu ya. Hayır ya. Ya şaka gibi gerçekten ya. Direkt 50'lere falan düştük. Şaka mısın sen ya? Aşırı andaki gerçekten. Aşırı derecede andaki. Neyse, ben bir yarışı kazanayım. Ardından kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet, yarışı kazandık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hani zor bir yarış falan da değildi. Hani çok andaki bir olay olduğu için yarışı kaybettik. O da bayağı bir can sıkıcı oldu tabii ki de. Son biletimiz daha canım. Fakat ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben reklam falan izleyip bekleme süresini azaltacağım. Bir tane daha bilet alacağım. Çünkü benim bu transmisyon kitine ihtiyacım var. Ha, bu arada Eku'yu da ayrıyeten de yıldızladık. Dördüncü yıldızı çıkardık yeşil. Yani şükürler olsun. PR artmadı ama önemli değil o kadar. Neyse, dediğim gibi ben bir reklam falan izleyip bekleme süresini falan azaltacağım. Bu arada bir tane daha yeşil tekerlek parçası gelirse şey yapabiliyoruz, hani tekerleği yıldızlayabiliyoruz. Ama transmisyon veriyor oyun bize. O sebeple ötü olarak yeşil tekerlek parçası bulmam gerekiyor. Motoru aldım abi direkt. Belki hatta motor gelir. Motor kiti gelir. Hiç belli olmaz. Zaten para her şekilde kasacağımız için en ufak bir sıkıntı yok benim için. Ama oyun artık ver yani şu tekerlek parçasını. Hala verme, inada bak. Bu arada benim beyaz transmisyona ihtiyacım var mı? Ben var diye biliyorum çünkü. Ben var diye biliyorum. Aynen var bu arada. Kaç tane gerekiyor? Aynen, daha 3 tane gerekiyor. Almam gerekiyor o yüzden. Tamam, al. Al abi. Al evladım. Yeşil şimdilik almayacağım ya. Belki yarış falan yaparım, kazanırım falan. Ama beyaza ihtiyacım vardı. Beyaz hala ihtiyacım var hatta. Bu arada oyun inadına sonunda, yani inadına. Neymiş ya? Bir tekerlek parçası bulacağım diye bir ton para harcadık ya. Neyse, 2 PR verdi bu arada ilginç bir şekilde.
Oy yalnız 2 PR daha geldi sırf yükseltme yaptık diye. Tamamdır abi, kesikte ve kesikte Word'tü. 657 PR'a çıktık. Şimdi ben dediğim gibi reklam izleyip bir bilet daha alacağım. Ardından 11. yaşı tamamlayıp transmisyonu da yükseltiyor, geliştiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Bir tane bilet aldım. Kaldığımız yerden zamana karşı yarışa devam ediyoruz. Umarım buradan iyi para gelir de yoksa transmisyonu çok fazla geliştiremeyeceğim. Hani para kalmadığı için. Paranın kelimenin tam anlamıyla içinden geçtiğimiz için. Umarım en azından makas atacak arabalar olur derken. Neyse ki varmış. Elimizden geldiğince kaçırmamamız gerekiyor o makasları. Şu kazanabileceğimiz her bir paraya şu anda fazlasıyla ihtiyacımız var. Hani motor kiti bulsak bile daha motor daha alakalı yükseltmeler yapmamız gerekeceği için yani yapmamız gereken çok fazla şey var daha. Hani beyaz turboya falan da ihtiyacımız var daha. Daha kısacası işimiz çok da. Yüksek ihtimalle canlı yayında ben güzelce para kasar. Şansımıza da bir de motor kiti de gelirse mükemmel ötesi olur. İyi para kastık bence bu arada bu. Bu yaşta güzel para kastığımızı düşünüyorum. Bir tane araba çıkarsa güzel olur aslında. Ama çıkmadı dert değil. İyi bir miktarda driftten de falan para kastık. Bence transmisyonu en azından şimdilik olduğu kadar geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz şimdi. Yani transmisyon kiti benim için fazlasıyla önemliydi. Bir de tekrar bir yarış olarak oynayabiliyormuşuz. Tamamdır. Hadi bakalım kaç bir yer olacak göreceğiz. Evet transmisyonu maviye getirdik. Nadire getirdik. Bir tane daha bu arada beyaz transmisyon parçasına ihtiyacımız var. Evet para yine bitti. Oyun bize zaten bir tane daha yeşil verecek. Yani birer tane yani bir tane beyaz bir tane yeşil gerekiyor. Ondan sonrasında transmisyon işimiz tamamen bitecek. Yani yeşil bir tane daha bulmam gerekiyor ki 15. yarışta gelecek olan transmisyonla beraber transmisyonu 4. yıldızda basabilelim. Sevgili arkadaşlar şimdi videoyu sonlandıracağım. 660 bir yerimiz var. Bu saatten sonra da etkinliği kesip bitiririz. Ama beyaz turbodan bayağı bir toplamam gerekiyor ki ekstra yükseltmeleri yapabileyim. Neyse dediğim gibi videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Etkin bitmesi yakın bir zaman kala devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz seri bir şekilde devam ediyoruz. Etkin bitmesi yaklaşık olarak yarım saat var gördüğünüz üzere. Şimdi sizlerle beraber upgrade'lerimizi seri bir şekilde yapacağız. Ardından da çok seri şekilde yarışlarımıza devam ediyor olacağız. Önce transmisyon. Bir tane daha yeşil aldığımızda zaten biliyorsunuz ki transmisyon 4. yıldıza çıkartacağız. Yani nadir 4. yıldıza. Ardından turboyu yükselttik. 667 PR yaptık. 670. 673. Bir tane daha yeşil turbo gelecek zaten az önce söylediğim gibi. Şuradan da bir de motor da basalım. 674. Motor kiti bir daha gelmedi şansıma. O biraz can sıkıcı bir durum. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden şimdilik motor parçalarını basmıyorum. Eko kiti geldi bu arada aynı zamanda. Hani alsam mı diye düşünmüyor değilim. Ama yani iki tane yeşil ekom olmadığı için almak da çok da mantıklı değil. Ha yani bir tane daha gelirse alabilirim aslında. Bir tane daha gelirse alabilirim. Maksat hani nadire çıkarmış olayım diye. Onu düşüneceğim abi, onu düşüneceğim. Evet devam ediyoruz tam gaz. Şu an etkinliği aşırı rahat bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Ki öyle de yapacağım. Öyle de yapacağım yani. Ha bu arada sağlam bir drift yapmamız lazımmış bu yarışta. Ona dikkat etmekte fayda var. O zaman biraz şöyle bir tık geride kalayım da. Bir tık geride kalmakta fayda var. Ki görevi yapabileyim hani daha rahat bir şekilde. O yüzden dikkat edelim. Birazcık daha yavaşlayayım ben. Çünkü dediğim gibi hem draftik menzilinde kalmak istiyorum. Hem aynı zamanda görevden de geride kalmak istemiyorum hani. Hiç gerek yok. Hani zorla geri düşmeye gerek yok. Tamam üstüne makas da attık. Yarış bitmesine biraz az kaldı. Görevi yaptık bu arada güzel. Bu arada bir kere yarış kaybetsem problem değil. 6 bilet var ya. Hani 5 yarış tamamlayınca etkinlik bittiği için fazladan bir hata yapma yani bilet harcama lüksümüz var. O yüzden bir tık rahatlık yok değil. Buradan 4800 para geldi bu arada. Eku'yu da aldık. Gayet güzel. Ha, karışık kurallı yarış.
1 kilometre drift, 5 tane toşerinden geçmemiz lazım. Hiç sıkıntı değil bu arada. Bir de buradan turbo parçası gelecek ya, yeşil. Sonra ben direkt olarak anında basacağım zaten turboya. Hızını falan arttırayım da kaç para gideceğini tam olarak kestirebileyim hani. Yani yükseltmemizi yapalım işte, direkt aradan çıksın. Azami hızımızı arttıracağız sonuçta, o kadar. Tamam, gayet güzel bu arada. O nitroya bastı ama yani çok da önemli değil. Hatta hiç önemli değil. Çünkü direkt olarak yakalıyoruz yani rakiplerimizi. Aşırı rahat bir şekilde yakalıyoruz ya. O kadar güzel bir şey ki bu. Neyse, nitroya bastık yine. Ağrından da bu yarışta çok rahat bir şekilde kazanmasını bildik. Gayet güzel. 2 kilometre drift yaptım. Oyun 1 kilometre dedi, ben 2 kilometre yaptım. Mis. Bu arada 20K paraya geri yükseldik. Yani kitini şu an çok rahat alabiliyoruz gibi bir şey yani. Alırım ya, çok da şey değil, dert değil. Evet, 678 PR. Şimdi azamiyiz daha da artacak. Evet, 681 PR. Mis. Şimdi buradan üstüne bile nitro kiti gelecek. Bilmiyorum hani nitroyu falan da geliştirebiliyor muyum ama bakacağız ona da. Ona da bakarız. Yani madem motoru basamıyoruz, hem Eco hem de nitroyu basarız olmadı. Yani çok da şey değil yani. Dediğim en kötü Belakita. Yani sokak arabası motoru alır basarım yani. Ki bizde muhakkak envanterde de vardır yani motor falan. Hani maksat daha fazla dönüşme parası etsin, daha az para gitsin vesaire falan diye hani. Maksat kâra girelim diye şey yapıyorum. Yoksa dediğim gibi çok da fark etmiyor hani. Hem mavi motorum var ha yok yani, çok fark etmiyor. Oha, burada ne kadar hızlı geçti beni öyle. Tamam hani yüksek hızda gitmiyorum o kadar ama. Aniden girip geçince dedim ne oluyor hani. Neyse, ben biraz yine drafting'imi yapayım. Hop, sonrasında da geçeyim. Bu yaşta rahat bir şekilde kazandık. Güzel. Buradan da yine iyi para geldi. Şu an bayağı güzel para kasıyoruz zaten. Yani 22,5K paramız var neredeyse. Evet. Son yarış öncesi 15. yarış. Bu yarışta tamamlayalım. Son yükseltmelerimizi yapacağız sonra. Ondan sonra etkinliği bitireceğiz zaten. Hatta şey de yapabilirim hani, ufak tefek aratma falan yapabilirim. Belki yine motor kiti falan düşer falan, ne bileyim. Hani belki düşer de yükseltme yaparım hani. Neyse, hemen şöyle nitromuzu basalım. Kötü bir başlangıç yaptım bu nitro şeritleri konusunda ya. Hani içinden verimli şekilde geçemedim hani. Bir de hata yaptım ben, döşeninden değil. Rampadan geçmem lazımdı. Neyse, çok da önemli değil. Yani zaten arabamız mükemmel ötesi olduğu için dediğim gibi hiç önemli değil bence. Yani süre olarak zaten kârda olacağımız için giderim çarparım böyle bir duvara, uçururum arabayı. Öyle hallederiz her şekilde. Ama ben çok rampa kaçırdım ya. Neyse, görev yaptım ama gördüğünüz gibi. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu yani. Bir yere çarptım. Ekstra havada kaldım. Hop, görev tamam sonrasında. Çok iyi. Yani yarışı normalden daha rahat bir şekilde kazandık yani. Ben bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Yani 4,5K'da para geldi neredeyse. Çok iyi para verdi. Çok çok iyi para verdi hem de. Harika gerçekten. Evet, transmisyonu yükseltelim hemen. 682. Herhalde 2 PR daha gelir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Vallahi çok iyi var ya. Şu an harbiden çok çok iyi. 684. Eco'yu yükselttim. 685. Nitro alabiliyorum bu arada. Aldım. Aldım abi. Şunu da aldım. Vallahi gayet güzel bir şekilde Eco kitini de bastık. Ağrından nitroya bastık. Nitroyu da geliştirdik ekstradan. 686. Bakalım şey gelecek bu arada, yeşil.
Aynen geldi direkt bu arada. Fazladan parçam varsa direkt oraya basayım abi. Fazladan parçam var evet. Yani motor kiti artık bu saatten sonra gelmez zaten. O yüzden parçaları satıyorum. 3K parayı aldık abi. Şuradan hemen EQ'yu alıyorum. Yükseltmesini yapıyorum. Seri bir şekilde. Evet 1400 gerekiyor. Tamam nitro parçalarını satayım. Zaten nitro kitinde bastık en azından. Yani en azından sadece motora basamadık abi. Hiç yoktan iyidir. Fazladan upgrade'lerimizi yaptık. Ve son yarışımızı şimdi sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. 9,8 saniye uçacağız. 15 litre şeridi var. Ve üstüne de 2,5 kilometre üzeri drift yapmamız lazım. Above yani. Kelimenin tam anlamıyla above. Hiç kolay bir yarış olmayacak belli ki. Yani en iyi sokak arabasının son yarışının zaten kolay olmasını beklemiyordum kesinlikle. 3,1 saniye uçtuk bile. 3 tane nitro şeridinden geçtik. Ah be o nitro şeridinden geçebilirdik iyiydi. Şey yapmayacağım abi. Boş boşuna nitro açmayacağım şu anda. Lan ben çok fazla nitro şeridi kaçırıyorum. Bayağı bir fazla kaçırıyorum hem de. 10 tane nitro şeridinden geçmem lazım şu an. Tamam. 7 oldu. Bu arada rakip biraz fazla önde. 8 saniye uçtuk. 9 tur şeridinden geçtik. 2 kilometrede drift oldu. Rakibimizi yakaladık. Rahat bir şekilde. Evet 10 bin tur şeridi. 12. 13. Nito'dan çıkmıyoruz zaten maşallah. Hop bu arada iki görev tamam. Sadece drift kaldı. Drift'i de yaptım. Çok güzel. Gayet rahat bir şekilde de tamamladık aslında. Neyse ki öyle ciddi bir hata falan yapmadık. Ama yani yapılacak o kadar fazla şey var ki insan geriliyor hani. İnsan gerçekten bir geriliyor. Ben şöyle son şeylerimi de yapayım. Evet an itibariyle etkinliğimizi bitirmiş olduk. Gördüğünüz üzere 4 kilometre drift 20 litre şeride o kadar kaçırmama rağmen üstte de 12 saniye uçtum. Gelen paraya bakar mısınız? 7K abi. En azından biraz para da verecek oyun bize. Mis. Bu arada altının bayağı bir azaldı çünkü Proma geldi. Ford Shelby Snoop Dogg'un. Snoop Dogg'u da 3. yıldızda çıkardım. O sebepten ötürü. Upgrade yaptım yani. Tık 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 tak tık tık tak tık tak. Evet hayırlı uğurlu olsun. Yani ben her zaman böyle güzel araçları sürebilen bir sürücü görmeyi çok severim vesaire falan diyor. Anahtarlar senin diyor. Evet. Şimdi git buradan yani güzelce kullan diyor. Eyvallah. Eyvallah evicim eyvallah. Kaç çizim gerekiyor? 45 çizim sonra araba max oluyor arkadaşlar. İyi abi iyi güzel güzel güzel. 7,5K'da para verdik sıradan. Etkinlik parasından dönüştü. Ve yeni arabamız Mercedes AMG A45S 4MATIC Plus artık bizlerle beraber. Ve son bir etkinlik daha var. Land Rover Sport SVR. Yani bu oyuna özel araba arkadaşlar. Bu arabayı da aldıktan sonra 1,5 hafta civarı bir süre boş olacağız. O sıralara Coins Agregator'dır falan onları sizlerle beraber etkinliğini yapıp alıyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar ben yavaştan videoyu sonlandırayım. Promo dediğim de bu arada. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir beğeni bırakmayı, kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımızın yapmasından da başka ünitelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.